İstanbul'da bir iş yerini soymak için hazırlık yapan şüpheli bir mahalle sakini tarafından park edildi. Polise yaptığı ihbarın ardından ekipler sokağa geldiler. Polislerden biri şüphelinin çantasını ararken üzerindeki silahtan habersizdi. Bir anda kaçmaya başlayan zanlı o polisi şehit etti. Polis önce çantasına baktı, sonra kimliğini istedi. Tam üst araması yapacakken şüpheli kaçtı. Polis Battal Yıldız peşinden koştu. Yakalanacağını anlayan hırsız onu tabancayla vurup şehit etti. Kimlik kontrolü yaparken hırsız bir fırsat buluyor onlardan, hemen kaçıyor. Şehit olan kişiyle de çatışmaya giriyorlar. Hırsız yalnızdı. Gece saat 3.30 civarlarında bu telefon bayine geldi. Kapıyı ve camı zorladı ancak açamadı. Yoldan vatandaşlar geçiyordu. Dikkat çekmemek için hemen kaldırım kenarına geldi ve burada beklemeye koyuldu. Ancak karşı dükkandan bir kişi onu gördü ve onun hırsız olduğunu anladı. Hemen polise haber verdi. Saat gece 4 sıralarında falan burayı soymaya çalışmışlar. Hırsız bir süre kaldırımda oturdu. Sokağın biraz daha tenhalaşmasını bekledi. Kısa süre sonra ekipler geldi. Araçtan inen iki polisten biri şüpheliye adını sordu. Sonra yanındaki çantayı istedi. Polis Battal Yıldız o çantayı kontrol ederken şüphelinin üzerindeki silahtan habersizdi. Yıldız tam çantayı yere koyup şüphelinin üzerine arayacakken hırsız kaçmaya başladı. Silahlı hırsız polisin elinden kurtuldu ve koşmaya başladı. Battal Yıldız polis memuru da onun peşindeydi. Hırsız yakalanacağını anlayınca silahını çıkardı ve polis memuruna bir el ateş etti. Yıldız'ın ekip arkadaşı da polis aracına binerek şüpheliyi takip etti. Zanlı özel harekat polislerinin de yardımıyla yakalandı. Ancak vurduğu polis şehit düşmüştü. Şehit polis için Tuzla Emniyetinde düzenlenen törene İstanbul Valisi Vasip Şahin'le İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Şehit polisin 6 yaşındaki oğlu şehit babasının fotoğrafına sarıldı. 23 suçtan kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.